60. Kendini kapatıyor. Teşekkür ediyorum. Merhaba arkadaşlar. Sol! Tamam, biraz geriye alalım. Sinop'ta bir dizi çalışma ziyaretimiz olacak. Sinop halkıyla beraber olacağız. Akşam iftarda Sinoplu kardeşlerimizle birlikte olacağız. Sinop'un sorunlarına dair yerinde tespitlerimiz olacak. Çözümlerine dair de tabii hükümetimizin attığı, atacağı adımlar hususunda da gene değerlendirmelerimiz olacaktır. Ben bu vesileyle Sinopluların bize gösterdiği sıcak ilgiye gönülden teşekkür ediyorum. Bugün tabii Kadir Gecesi ve Sinoplu kardeşlerimin Kadir Gecelerini tebrik ediyorum. Arkasından Ramazan Bayramı var. Ramazan Bayramlarını da şimdiden tebrik ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa alalım. Özellikle CHP Tunceli Milletvekili Sayın Hüseyin Aygün'ün PKK terör örgütü tarafından kaçırılmış olması vahim bir durumdur. Ben şiddetle kınıyorum. PKK terör örgütü hangi hesap ve niyetle bunu yaptıysa bu hesabı ve niyeti tutmayacaktır. Hedefine ulaşmayacaktır. Hükümetimiz Sayın Hüseyin Aygün'ün sağlık ve selamet içerisinde terör örgütünden elinden kurtarılması için gerekli çalışmaları yürütmektedir. İlk bir hassasiyetle hadise takip edilmektedir. Gerek İçişleri Bakanlığı, gerek diğer yetkililer olayın üzerindedir. Umarım kısa süre içerisinde hadise çözülür. Bu olay PKK terör örgütünün eylemleri yaparken hedef gözetmediğinin bir göstergesidir. Terör örgütünün bu olayla ilişkin düşüncesi veya niyeti her neyse bunun gerçekleşmesi mümkün değildir. Çünkü bugüne kadar terör örgütü ortaya koyduğu bütün eylemlerde hedefine ulaşamamıştır. Bunda da ulaşamayacaktır. Umarız Sayın Milletvekilimiz yakın bir zamanda selametle görevinin başına döner. Tabii bu saldırı milletin tamamına dönük bir saldırıdır bir noktada. Milletvekilleri sadece seçildikleri ili değil, bütün Türkiye'yi, bütün Türk milletini temsil ederler. Bu açıdan baktığınızda da milletin iradesine dönük de bir saldırıdır. Bu da PKK terör örgütünün milletin iradesini hiç düşünmediğini, demokrasi, insan hakları, hak, hukuk gibi kavramların bunlarla hiç alakası olmadığını bir kez daha Türkiye ve dünya kamuoyuna ispat eden bir eylemdir. Tekrar şiddetle kınıyorum terör örgütünü ve terörü bir kez daha sizin aracılığınızla Sinop'tan lanetliyorum. Şimdi Sayın Hüseyin Aygün'ün kaçırılmasını müteakip PKK terör örgütünün yayın organı mahiyetindeki internet sitelerinde işte bugüne kadar hükümet daha önce kaçırılan bir sürü kişi oldu. Onlara karşı bir operasyon, bir kurtarma harekatına girişmediler. Sayın Hüseyin Aygün'ün kaçırılmasıyla ilişkin bak bir operasyon, bir harekat yapılıyor. Yani işte ölürse Hüseyin Aygün biz mesuliyet kabul etmeyiz anlamında gelen açıklamalar yapılıyor, yapıldı. Terör örgütünün yakın veya terör örgütünün amacı doğrultusunda yayın yapan
haber sitelerince benzer yorumlar yapıldı. Şu anda Tunceli Valiliğimizin yaptığı açıklama ailenin de hassasiyetini dikkate alan bir yönde bu çalışmaların sürdürüldüğü, ailede bir operasyon yapılmaması konusunda Sayın Hüseyin Aygün'ün bir şeyi var, eşinin bir talebi var. O talep çerçevesinde bir değerlendirme yapıldı. Şu anda takip devam ediyor ama Sayın Milletvekilimizin hayatını tehlikeye düşürecek bir hareket söz konusu değil. Yani olması da düşünülemez zaten. Türkiye terörle mücadelesini devam ettirirken güvenlik güçlerimiz canı pahasına terörle mücadele ederken hükümetimiz ülkemizin bütün imkanlarını terörle mücadelenin başarılı olması için seferber ederken Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni terör örgütünün propagandasına alet etmeye kimsenin hakkı yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı bir noktada terör örgütünün propagandasına Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni alet etmektir. O yüzden biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün olmayacağız. Gönül isterdi ki Sayın Hüseyin Aygün'ün PKK terör örgütü tarafından kaçırılmasını müteakip Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırma talebini geri çeksin. Çekmesi daha isabetli olurdu. Ama bu olaydan sonra bile CHP bu talebini geri çekmemiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi elbette terör dahil ülkenin bütün sorunlarının konuşulacağı en son mercidir. Doğru yerdir, doğru adrestir. Ancak terör örgütünün saldırılarına göre, terör örgütünün eylemlerine göre, terör örgütünün aldığı vaziyete göre Türkiye Büyük Millet Meclisi gündem oluşturmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi gündemini kendisi oluşturur. Dışarıdan bir takım teröristlerin ve terör örgütlerinin ortaya koyduğu eylemler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanma gününü, saatini, stratejisini, gündemini asla belirlemez, belirleyemez de. Hükümetimiz, güvenlik birimlerimiz terörle mücadeleyi devam ettiriyor, devam ettirecektir. Benim Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP grubuna çağrım şudur. Eğer Türkiye'nin terörle mücadelesinde başarılı olmasına dair ve terörü sonlandırmasına dair bir çözüm önerisi varsa bu çözüm önerisini çıksın, açıklasın da olması lazım. Meclisin dışında da siyasetin birlikte olması lazım. Biz CHP'nin bu çağrısını demin de söylediğim gibi terör örgütünün Türkiye'nin gündemini oluşturmasına katkı sunması ve terör örgütünün propagandası ve psikolojik harekatına destek olucu sonuçlar doğuracağı düşüncesiyle destek olmadık, katılmadık. Biz vazifemizi yapıyoruz. Terörle mücadele devam edecektir. Meclisimiz de görevini yapmaya devam edecektir. Evet. Bunu tabi biliyorsunuz bundan önce de PKK terör örgütü bir kaymakam adayımızı, askerlerimizi, bazı memurlarımızı, bazı şirketlerde çalışan işçilerimizi, insanlarımızı kaçırdı ve onlarla ilgili de operasyonlar, çalışmalar, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şimdi Sayın Hüseyin Aygün'ün kaçırılmasını müteakip PKK terör örgütünün yayın organı mahiyetindeki internet sitelerinde işte bugüne kadar hükümet daha önce kaçırılan bir sürü kişi oldu. Onlara karşı bir operasyon, bir kurtarma harekatına girişmediler. Sayın Hüseyin Aygün'ün kaçırılmasıyla ilişkin bak bir operasyon, bir harekat yapılıyor. Yani işte ölürse Hüseyin Aygün biz mesuliyet kabul etmeyiz anlamında gelen açıklamalar yapıldı. Terör örgütünün yakın veya terör örgütünün amacı doğrultusunda yayın yapan haber sitelerince benzer yorumlar yapıldı. Şu anda
Tunceli Valiliğimizin yaptığı açıklama ailenin de hassasiyetini dikkate alan bir şey yönde bu çalışmaların sürdürüldüğü, ailede bir operasyon yapılmaması